Evet değerli öğrencilerim şimdi geldik. Nerelere 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 geldik. Periyot ve grafiklere geldik. Arkadaşlar periyot ve grafikler periyot grafik çizmek için önemli. Periyot sorusu direkt gelmez ama bu yıl trigonometriden grafik sorusu açıkçası bekliyorum ben. E, grafik okumayı fonksiyon grafik okumasını iyi biliyorsanız ve fonksiyon grafik bilgisini trigonometrik fonksiyonun grafik bilgisinin temelini biliyorsanız işi çözersiniz. Eğer eksiğiniz varsa... Çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir anlatım var orada. Biliyorsunuz ki trigonometrimiz kaç video? Vallahi ben bilmiyorum sayısını siz söyleyin. Bayağı var değil mi? Şimdi hadi periyotla başlayalım. Şimdi arkadaşlar periyot dediğimiz neydi? Tekrar etme turunu tamamlama adımına biz ne diyorduk? Periyot diyorduk. Şimdi periyotları bulurken sinüs ve kosinüs de önce dereceye bakıyorduk. Eğer derecemiz tekse 2 pi bölü bizi ilgilendiren kısım sadece buradaki x'in katsayısıydı. 2π bölü a yapıyorduk mutlaka tabi. Yine aynı şekilde kosinüste de aynı sinüs ve kosinüste. Şimdi derecesi eğer çift olursa o yukarıdaki 2 pi neye dönüşüyordu? Pi'ye dönüşüyordu. Tanjant ve kotanjantta arkadaşlar ne olursa olsun derece ne olursa olsun pi bölü mutlaka idi. Bak, toplam durumundaki ifadelerin falan hiçbir önemi yok. Benim için tek önemli olan neyin katsayısı x'in katsayısı. Hadi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki e, ifadelerin hangileri doğrudur? İşte bu fonksiyonun esas periyodu 2 pi bölü 5'tir diyor. Bakıyorum derecesi tek. 2 pi yazıyorum tek olduğu için hemen x'in katsayısına bakıyorum 5, 2 pi bölü 5'tir. Doğru. Tanjant vermiş. Tanjantlarda yukarıda hep ne oluyor pi oluyor. Şimdi bak x'in katsayısı 1 deme bölü 2 var. Burada x'in katsayısı nedir? 1 bölü 2'dir. Yani 2 pi, 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 bölü 1 bölü 2 diyeceksin. Ters çevirip çarpınca ne yapacak? 2 pi yapacak. Bu da doğru. Şimdi kosinüs üstüne bakıyorum çift. Çiftse pi yukarısı. Bölü hemen bakıyorum kat Eksi 3. Eksi 3 beni ilgilendirmiyor. Mutlak değeri alacağım. Pi bölü 3 yapacak. Burada 2 pi bölü 3 demiş. Yanlış. Geldik küp. Nasıl kuvvet? Tek kuvvet. Sinüste tek kuvvet varsa 2 pi'ydi bölü hem mem kat sayı falan ilgilendirmiyor beni. X'in kat sayısına bakıyorum. 2 bölü 3. Ters çevirip çarpınca ikiler birbirlerini götürüyor. Kaç pi yapıyor? 3 pi yapıyor. Yanlış. Şimdi sonuncuya bakıyorum arkadaşlar. Derecesi çift. Çiftse pi'yi kullanacağım. Bölü x'in kat sayısı 4. Pi bölü 4 oldu bu. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 5. Birinci sorumuzun cevabı denizli olmuş oldum. Şimdi ikinci sorumuz fonksiyonun esas periyodu nedir diyor. Hemen dereceye bakıyorum. Bak şu ilgilendirmiyor beni. Şu da ilgilendirmiyor. Dereceye baktım çift. Hemen o zaman pi'yi yazdım yukarı. Hemen x'in kat sayısına bakıyorum. x burada. Aha bak pi ile beraber. Kat sayısı ne oldu? 3 pi bölü 2 oldu. Ters çevirip çarptığım zaman pi'ler götürdü. Sorumuzun cevabı 2 bölü 3 olmuş oldu. İkinci soru. Ceyhan. Evet üçüncü sorumuz şimdi. Toplam durumunda vermiş. Eğer toplam durumunda iki tane fonksiyon verdiyse birini hesaplayacaksın. Öbürünü de hesaplayacaksın. Sonra bulduklarının nelerini alacaksın? Ekoklarını alacaksın. Hadi bakalım şimdi. Çift derece olduğu için pi bölü kat sayısına baktım. 3 bu. Şimdi kotanjantta ne var? Pi. Kat sayısına baktım 2. İşte bunların nelerini alacağım şimdi? Ekok. Şimdi rasyonel sayılarda ekok alırken ne yapıyorduk? Üsttekilerin ekoku pi ile pi'nin ekoku nedir? Pi. Alttakilerin de neyini alıyorduk? Ebobunu alıyorduk. Bak üsttekilerin ekoku alttakilerin ebobu. 3 ile 2'nin ebobu nedir? 1'dir. İkisini ortak bölen en büyük sayı 1'dir. Sorumuzun cevabı pi'dir. Üçüncü sorumuzun cevabı denizli olmuş oldum. Evet 4. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar periyot mantığı var. Şimdi periyot, dik fonksiyonlarda t periyot demekti. Tamam mı? Şimdi burada eğer fx, fx artı t'ye sürekli eşit oluyorsa bu fonksiyonun periyodudur. Yani bu şunun gibi fonksiyonlarda da vardı mesela. F5, f5 dedim 10 yazdım. Mesela f17'ye eşit. O da f24'e eşit. Böyle gidiyorsa 7-7 büyüyerek bu fonksiyonun periyodu kaçtır deriz? 7. İşte burada bu özelliği vermiş. İşte bu buna eşitse t bunun neyidir? Periyodudur. Yani sana yukarıdaki fx'in periyodunu sormuş aslında. t eşittir diyorum. Derece tek. Tek olduğu için 2 pi yazıyorum yukarı. Bölü. x'in kat sayısına bakıyorum. 2 bölü 3. Ters çevirip çarpınca ikiler birbirlerini götürüyor. Sorumuzun cevabı 3 pi olmuş oluyor arkadaşlar. Ha. 3 pi yok şıklarda. Ne olacak? Şimdi burada biz bunu bularak neyi buluyoruz? Esas periyodu buluyoruz. Bak biz bunu bularak neyi buluyoruz? Esas periyodu. Şimdi esas periyodumuz ne? 3 pi. Şimdi bu 3 pi tekrarlıyorsa kaç pi de de tekrarlıyordur? 6 pi de de tekrarlıyordur. Yani o da bir periyottur. Evet sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? 4. sorumuzun cevabı Edirne. Evet 5 aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Fx buna eşittir diyor. 10 pi'nin periyot olması lazım bunun olabilmesi için. Bu, bakalım hemen. Tek derece olduğu için pi bölü x'in katsayısı ne burada? 1 bölü 5. Ters çevirip çarptım. Şey, tek derece olduğu için 2 pi pardon. Ters çevirip çarptım 10 pi. O zaman bu fonksiyonun fx'in periyodu 10 pi ise fx ile fx artı 10 pi birbirine eşittir. Doğrudur fx eksi 20 ile bunlar eşit midir bakalım. Onar onar sayarak gittiğimiz zaman aynı yere denk geliyor mu? 10'dan 10 çıkardım 20. 10 daha çıkardım. 10 pi daha çıkardım. 20 pi bak. Onar onar sayarak gittim. Hepsi aynı yere denk geldi. için doğrudur. fx fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Şimdi y eksenine göre simetrikse fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olması lazım? Çift fonksiyon olması lazım. Evet arkadaşlar kosinüs fonksiyonu kosinüs fonksiyonu kosinüs burada kosinüs x gibi bir fonksiyon e, y eksenine göre simetriktir grafiği. Şöyle kosinüs x fonksiyonunun grafiği şöyle bir grafiktir. O yüzden zaten kosinüs x fonksiyonu nasıl fonksiyon olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. O yüzden y eksenine göre simetriktir. fx'in alabileceği en büyük değer 1 bölü 5'tir. Yanlış. Burada sonuçta kosinüs x bölü 5 yazıyor. İçerideki açının küçüklüğü büyüklüğü ilgilendirmiyor beni. Kosinüs fonksiyonu her zaman hangi aralıkta değer alır? Eksi 1 ile 1 aralığında. Yani bunu alabileceği en büyük değer 1'dir. Bu yanlıştır. Zaten yanlışı soruyor. Gx eşittir. fx artı 3 fonksiyonun esas periyodu 10 pi'dir diyor. Evet arkadaşlar bakın. fx'in periyodu 10 pi ise gx'in periyodu da nedir yine? 10 pi'dir diyebiliriz. 3 eklemek periyotta bir değişiklik yapmaz. Evet 5. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu Hemen altı. bakın soruda yeni nesil bir soru daha periyodu daha güzel kullanman gereken bir soru. Bir uçurtmanın x'inci saniyede metre cinsinden yerden yüksekliği bu şekilde tanımlanmış x'inci saniyede. Buna göre uçurtmanın ilk yüksekliği 9 metredir. Şimdi bak ilk yüksekliği diyorsa x'e kaç değerini ver diyor 0 yazıyorum h0 eşittir. Sıfır yazınca burası ne yaptı? Bak sinüs sıfır yaptı. Çarptım orayı. Altı tane sinüs sıfır artı dokuz. Sinüs sıfır dediğim sıfır olduğu için ilk yüksekliğimiz dokuz metredir. Doğru. Maksimum yüksekliğine ilk kez 5. saniyede çıkmıştır diyor. Şimdi bak sinüs fonksiyonu maksimum. Yani bunun alacak, alabileceği en büyük değeri soruyor. Silgiyi seçemedik bir türlü ya. Şimdi bunun alabileceği en büyük değerden bahsediyor. Şimdi sinüs fonksiyonu, sinüs fonksiyonu nedir? Burada sıfırdır. Burada neye yükselir? 1. Yani sinüs fonksiyonunun alabileceği en büyük değer 1'dir. Yani buranın 1 olursa en büyük olur burası. O zaman buranın bir olabilmesi için içerisinin ne olması lazım? 90 olması lazım. Yani pi bölü 10 çarpı x'in, pi bölü 2 eşit olması lazım. O zaman bunun pi bölü 2 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? 5. Yani 5. saniyede maksimum yüksekliğine çıkar. 10. saniyede yere düşer diyor. Bakalım 10 yazınca 0 olacak mı sonuç? 10 yazıyorum yerine. 10 yazdım. H10'u istiyor yani bizden. H10 eşittir. 6 çarpı sinüs pi bölü 10. X yerine 10'u yazdım artı 9 var bir de. Bak şunlar götürdü. Sinüs pi nedir? Sıfırdır. E şurası sıfır yaptı ama burada artı 9 var. Yani 10. saniyede 9 metre yukarıdadır. Yere düşmesi için sıfır olması lazım. O zaman bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı ne oldu? 1 ve 2. 6. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet şimdi grafiklere geldik. Grafik sorularını çözebilmek için bir kere sinüs ve kosinüs fonksiyonun grafiğine iyi hakim olman lazım. Şimdi bir kere sinüs ve kosinüs fonksiyonun ana grafiklerini bir bil. Şimdi sinüs fonksiyon, kosinüs fonksiyonun grafiği sıfır değerini verdiğin zaman bir de başlar, düşer, şöyle biter. Bu sıfır iki pi aralığındaki tabi bu grafik böyle ne yapıyordur? Devam ediyordur. Şurası bir. En düşük değeri nedir? Eksi bir böyledir. Sinüs fonksiyonun grafiği de sıfırdan başlar şöyle. Şöyle bir grafiktir. Tabi bu da böyle devam eder. Şimdi bir kere bu grafik neyin grafiğine benziyor? Önce ona bir söyleyelim. Bak y ekseni üstünde orijinden başlamadığı için sinüs grafiği olma, kosinüs grafiği olmasına daha yatkın. Önce şuna bakabilirsin mesela. Periyoda bakabilirsin. Tam turunu nerede tamamlamış? Bak şimdi 3'e başlayıp tekrar 3'e geldiği yer tam turunu tamamladığı yerdir. Bak burada İki kez periyotik hareket inceli izlemiş. Bak 3'ten başlamış sonuç. 3 olmuş. Bir daha 3 olmuş. Yani iki kez periyot tamamlamış burada. Yani periyodu 0 ile pi bölü 4 aralıdır. Yani bunun periyodu pi bölü 4'tür. Şıklarda periyodu pi bölü 4 olanı aralayabilirsin. Mesela bunun periyodu 2 pi'dir. Bunun periyodu 2 pi 4'ten pi bölü 2'dir. Olmaz. Bunun da pi bölü 2'dir. Şu ikisi olabilir cevap şimdilik. Şimdi sonra şuna bak. X'e 0 değerini verince 3 olacakmış. Bak 0 değerini verdim. Sinüs, kosinüs 0 ne yaptı? 1 yaptı. 2 ile 1'i topladım 3. Bu olabilir cevap. Buraya bak 0 değerini verince. 0 değerini verdim. Kosinüs 0'ı 1 yaptı. 1 eksi 2 yaptı. Eksi 1, 1, 1 gitti. Yani değerleri iyi kullan. Pi bölü 8 verince eksi 1 yapacak. Yani periyoda meriyoda bakmana çok gerek kalmayabilir. Hadi bakalım 8. sorumuz. Diyor ki eksi pi pi aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bu sefer sadece değer vererek yapalım. Periyoda falan bakmayalım. Heh. Ama periyodunu da söyleyebilirim bak. Tam turunu nerede tamamlamış? Başladığı yere bakıyorum. Bir daha aynı hizaya geldiği aralık periyot olacak. Bak burada tam. Tam eksi pi'den pi'ye gidene kadar turunu tamamlamış. Yani pi birim burada pi birim burada. Yani periyodum kaç pi'dir? 2 pi'dir. Yani şıklarda periyodu 2 pi olmayanları silebilirsin. Hadi şimdi değer verelim. 0 değerini verince eksi 2 olması gerekiyormuş. 0 değerini verdim. Cos 0, 1 yaptı. 1 eksi 3, eksi 2. Bu olabilir şu anda. 0 değerini verdim. Eksi cos 0 oldu. Cos 0, 1'dir. Eksi 1 yaptı. Bu gitti. Verdim 0'ı. Cos 0, 1'dir. Tamam mı? 2 eksi 1, 1 yaptı. Olmaz. Verdim 0'ı kost 0 1 oldu, 1 eksi 1 0 olmaz. Verdim 0'ı kost 0 1 eksi 2 yaptı. Şu ikişi olabilir şu anda. Bir de eğer daha var. Pi bölü 2 verince sonucun ne olması lazım? 0. Verdim pi bölü 2, kosinüs pi bölü 2 değeri 0'dır. 0 eksi 3 eksi 3, 3 yapar bu olmaz. Bak bu oldu. sorumuzun cevabı neymiş? Cehanmış. Yani kosinüs x fonksiyonu eksi 2 ile çarpmış. Eksi 2 ile çarpmak grafiği ne yaptırıyor arkadaşlar? Bak 1 bir alacak, bir alacakken ne aldırmaya başlıyor? Eksi 2 aldırmaya başlıyor. Yani grafik bir kere x eksenine göre simetris alınıyor. Bir de bütün değerler kaç katına çıkıyor? 2 katına çıkıyor. Bu şekilde yapabiliriz. Hadi bakalım 9. 0 pi aralığında verilen grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Nereden başlamış? Sıfırdan. Sıfırdan başlayan, sıfıra sıfırdan başlayan grafikler neyin grafiğidir? Sinüsün grafiği. Periyoda bak. Tam turunu nerede tamamlamış? Pi'de tamamlamış. O zaman periyodu pi. Bak bunun periyodu pi'dir. Bu olabilir. İki, tek dereceli 2 pi bölü 2'den pi. Bunun periyodu 2 pi'dir olmaz. Bununki 2 pi bölü 3'tür olmaz. 2 pi bölü 3'tür olmaz. 2 şıkka indirelim. Şimdi bak biz normalde biz normalde işte pi bölü 2 değerini verdiğimizde 1'e gitmesini bekleriz. 3'e gitmiş. Demek ki burada fonksiyonu kaçla çarpmış? 3'le çarpmış bitti. Ama dediğim gibi pi bölü 4 yazınca 3 veren, pi bölü 2 yazınca 0 veren şıkkı falan işaretleyerek de sorunun cevabını bulabilirsin. Hadi bakalım geldik son sorumuza. Şimdi bu sefer denklem vermiş. Grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine değer vererek kolaylıkla yapabileceğim bir soru. Ne yapıyorum hemen? Mesela x'e 0 veriyorum. Verdim. F0 eşittir. F0 oldu. Eşittir. 2. 2 eksi 3 sin 0 oldu. Sin 0 dediğim kaçtır? 0'dır. O zaman burası komple 0 yaptı. 2. Yani 0 değerini verince 2 ile başlayacakmış. Olur. 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 Bu olmaz. 0 verince 2 ile başlıyor. Tamam. Sonra isterseniz hemen bir periyoda bakın. En net bilgiyi o verir size. Periyoda bakıyorum. 2 pi tek derece olduğu için. X'in katsayısı olan 2'ye böldüm 2. Periyodu pi. Bak pi de tamamlamış. Hepsi pi'de tamamlamış. Sıkıntı yok. O zaman şimdi bir değer daha verelim. Ne yapıyorduk grafiklerini çizerken? 4 eşit parçaya bölüyorduk periyodu. Pi bölü 4. İlk pi bölü 4 veriyorum o zaman. Verelim. F pi bölü 4. Verdim. 2 eksi 3 çarpı sinüs. Pi bölü 4 yazarsam 2 ile çarptım. Pi bölü 2 yaptı. Sinüs pi bölü 2 kaçtır? 1'dir. Eksi 3 yaptı. 2 eksi 3 eksi 1. Yani pi bölü 4 verince eksi 1 olacakmış. Bu 0 olmuş gitti. Pi bölü 4 için eksi 1 olmuş. Bu ta yukarılara gitmiş. Aha sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi bir de şöyle de anlatayım bu soruyu. Ne yaptırmış? Periyodu bulduk bir kere. Grafiği hangi aralıkta çizeceksin? 0 ile pi aralığında çizeceksin. Bu cepte. 4 aralığa böl. Pi bölü 4. Pi bölü 2. Sonra pi bölü... Pi, bu nedir? 2 pi bölü 4'tür. 3 pi bölü 4 var bir de buradan. Sonra şunu yapacaksın. Fonksiyonu neyle çarpmış? 3 ile. 3 ile çarptıysa değerleri hangi aralıkta değişecek? 3 ile şey 1 bir, eksi 1 ile 1 bir aralığıydı. Şimdi eksi 3 ile 3 üç aralığı. Ama eksi 3 ile çarptığı için tam ne yapacak? Şöyle grafiğim şöyle olacak. Şimdi bu grafiğe bir de 2 eklediyse bu grafiği tutup 2 birim nereye kaldı? Bak şurası eksi 3 ile 3 üç aralığı. 2 birim nereye kaldıracak? Yukarı. 2 birim yukarı kaldırırsa şu eksi 1 nereye gider? Eksi 3 eksi 1'e gider. Şu 3 5'e gider gibi şeyler olur. 10. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş olur. Gözlerim ağrımaya başladı sanırım uykum geldi. Kendine iyi bak arkadaşım. Güzel çalış olur mu? Bay bay.